Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Eski Akademi Adab-ı dersinde sadaka, zekat ve fakirlere yardım adabını işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Artık öğrendik Adab-ı Muhaşet ne demek? En geniş manada görgü kuralları demekti. Gelelim konumuza. Zerre hesap ve kar amacı gütmeden Allah rızası için Allah yolunda yaptığımız her hayır, maddi yahut manevi başkalarının ve muhtaçların yararına gerçekleştirdiğimiz her iyilik faziletlidir. Ve elbette ki Müslüman toplumumuzun şu günlerde ihtiyaç duyduğu dayanışmaya eklediğimiz her tuğla bizim Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyeye bağlılığımızın göstergelerinden birisidir arkadaşlar. Sadaka Allah rızası için fakirlere, ihtiyaç sahiplerine karşılık beklemeden verilen şey, yapılan yardım, her türlü iyilik Allah yolunda yapılan harcamadır. Zekat, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda mala sahip olan kimselerin Allah rızası için belirli kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Sadaka, zekat verilebilecek kimselere verilir. Aynı esaslar sadaka için geçerlidir. İhtiyaç sahibi kimselere sadaka verilir. Edebine riayet edilmeden yapılan bir amel, sevabından mahrum olmaya, hatta günaha girmeye bile sebep olabilir. Her ibadetin adabı olduğu gibi, zekat ve infakın da bir takım edepleri vardır. Bunlardan bazılarını şöyle zikredelim arkadaşlar allah Teala'nın rızası için olması, riya ve gösteriş gibi niyetlerle yapılmaması gerekir. Nitekim bu durumun amellerin sevaplarını yok ettiği gibi, ahirette de çetin halleri düşmeye sebebiyet verdiği ayet ve hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kıyamet günü Allah'ın kendisine zenginlik ihsan ettiği varlıklı bir kul Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacak ve Allah ona kulum bu mal ve mülk içerisinde ne yaptın diye sual edecek. Kul ya Rabbi infak edilecek neresi varsa infak ettim diyecek. Bunun üzerine Allah hayır yalan söylüyorsun senin tek niyetin hakkında şu adam ne kadar da cömert, cömertmiş denilmesiydi ki zaten denildi ve karşılığını buldun buyuracak ve o kişi yüzüstü sürülerek cehenneme atılacak. Zekatı gizli ya da açıktan vermek. Bununla alakalı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahşer günü hiçbir gölgenin bulunmadığı bir zamanda sağ eliyle verdiğini Sol elinin görmediği Müslümanın Cenabı hakkın gölgesi altında gölgeleneceğini beyan etmişlerdir. Eğer riyadan emin olunur ise ve infak etmek hususunda başkalarına bir teşvik olacak ise aşikar vermekte de bir engel yoktur. Farz olmayan sadakayı gizli vermek, farz olan sadakayı yani zekatı ise aşikare yani açıktan vermek eftaldir, uygundur arkadaşlar. Eziyet verip başa kalkmamak. Allah-u Teala buyuruyor ki, Ey iman etmiş olan kimseler, kendisi Allah'a ve o son güne inanmazken, insanlara gösteriş için malını boş yere harcamakta olan o kimse gibi başa kalkma ve incitme sebebiyle sadakalarınızın sevabını iptal etmeyin. Bakara suresi 264. ayet. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Yaptığı iyiliği başa kakanlar cennete giremezler. Yine başka bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. allah Teala kıyamet günü üç kişiye bakmayacak. Ana babaya asi olan, şarap içmeye devam eden ve verdiği malı başa kakan. Evet arkadaşlar bugün konumuzla ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Bir de günün doğasına edelim. Ey bağışlayanların en hayırlısı. Ey yardım edenlerin en hayırlısı. Ey hükmedenlerin en hayırlısı olan Allah'ım. Kanaatimizi arttır. İstihnamızı arttır. Maddi manevi kazancımızı arttır. Zekatımızı, fidyemizi, fitremizi kabul eyle. Amin arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri Instagram, Twitter ve YouTube Esnek Akademi kanalımızdan takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum.